4 yıl önce mahallemde okulumun bahçesinde yatan bir çocuk gördüm. Gözleri baygındı. Gözlerine baktım, eğildim. Kendimi gördüm. Gözlerimi gördüm. O çocuğun gözlerinde kendimi gördüm. Küçüktüm. Okulumun bahçesinde top oynuyordum. Bisikletimle geziyordum. Çamaşırından düşen fıstıkları kırıp lezzetini tadında damaklarımda hissediyordum. Sonra çocukluk aşkımı hatırladım. Onun gözlerini, sınıfımı, arkadaşlarımı, Adem'i, Hasan amcayı hatırladım. 5 saniyede çocukluğum o bayrağın gözlerinde. Hep yerde mi yatacak bu çocuklar? Hep kararacak mı hayatlar? Sonra kızım geldi aklıma. Zeytin gibi gözleri, ipek gibi saçları geldi. Küçücük elleriyle sıktığı parmağını hatırladım. Sonra birini sevdiğini, birine gönül verdiğini, delikanlının birine gönlünü kaptırdığını düşündüm. Hep yerde mi yatacak bunlar? Hep yoksulluk alacak bu toplum dedim. Tutun kollarından kaldıralım. Olmaz. Buna gücümüz yetmez dediler. Kalkar dedim. Olmaz. Yine kalkar dedim. Olmaz, kaldıramayız dediler. Kalkar dedim. Her şey bir hayalle başlar. Bir gün yıkılır bu duvarlar. Biraz zaman verin. Biraz zaman verin dedim. Ve üzerinden 4 yıl geçti. Ve üzerinden tam 4 yıl geçti. Ve biz Çınarlı olarak hayalleri kurduk. Çınarlı, çocuklar hayallerini kurdu. El verin, beraber gerçek olsun. Sayın Belediye Başkanım, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bostancı, Mahalle Muhtarım, MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Yurttaş Bakkal, değerli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve değerli siz, konuklar, mahallenin derneğimizin 4. yılı açılışına hoş geldiniz, defalar verdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. 4 yıl önce Çınarlı Mahallesi'nde eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlerde hizmet etmek amacıyla kurduğumuz derneğimizin 1. önceliği hep gençler oldu. Gençlere dokunmanın onların üzerinde yaratacağı etkinin, tepkisinin ileride büyük kuvvetlere dönüşeceğini bilgindeydik. Gelişmiş milletlerin temellerinde, bütün inanç ve dinlerde gençlik ve ona yüklenen değerler, bilimin, sanatın, gücün, gelişmişliğin timsali olmuştur. Başarının örneği olmuştur. Çınarlı Mahallesi yine hayaller kurdu. Mahallemiz en eski mahallelerden birisi olarak toplumumuza, şehrimize önemli isimler kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek. Bugün yüzünüze ışıltıyla bakan, saçını okşadığınız o çocuklar yarın bizler sayesinde insanların birbirine yüzüne güldüğü, ülkeyi refah ve mutluluk içinde yaşatan güçlü bir toplum haline, daha da güzel topraklara dönüştüreceğinden hiç şüpheniz olmasın. Amaçlarımız sorumlu gençlik yaratmanın yanında onları üreten, sorgulayan, eleştiren, güçlü, dik duruşlu bireyler yaratmaktır. İşte bizlerin gençlere olan rehberliği, egolarımızın, şahsi çıkarlarımızın, menfaatlerimizin egemenliği altında kalırsa, işte o zaman fiziken egoist, çıkarcı bir toplum yaratmış oluruz. Bunu kim ister ki? İşte bizler dernek olarak çocukların hayallerini değiştirmeye çalıştık. Her şeyin bir hayalle başladığının farkındayız. Bu mücadelemde başta belediye başkanım Dursun Birsan'ın çok büyük destekleri var. Kapılarını çaldığımız iş adamlarımızın, siyasetçilerin destekleri var. En önemlisi sizlerin destekleri var. Bugün birlik olduk. Bugün birlik olduk. Ayrımcılıkla, ötekileştirilmeyle maruz kalmış bir toplumun bireyi olarak, mahalleli olarak hayalleri kurduk.
artık sorunlarımızı tiyatroyla, sorunlarımızı sanatla, eğitimle, bilimle çözmenin gayreti içerisindeyiz. Buradan bugüne kadar 4 yıl boyunca benim emeklerime destek olan, maddi ve manevi destek olan herkese teşekkürü sorumlu gençlik adına minnet bilirim. İyi ki varsınız. Şimdi kentsel dönüşümle ilgili romanların çektiği büyük sıkıntılar var. Şükür olsun Bandırma'da kentsel dönüşüm yerinde. Ama bir takım yine sorunlar var kentsel dönüşümde, romanların konutlarında. Ama sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Ama ülke genelinde birçok sivil toplum kuruluşuyla bu politikanın içerisinde yer aldım. Ve oradaki yaşananları kaleme aldım, bir oyun yazdım. Romanların sorunlarını anlatan, gerçeklerden uyarlanmış, hatta gerçekleri sadeleştirdiğimiz bir oyun. İşte emek verdik. Emek verdik bu oyunu bugün burada sizlerle buluşturmak için. Arkadaşlarımız gönüllü olarak destek verdi. Başkanımız destek verdi. İş adamlarımız destek verdi. Siyasilerimiz destek verdi. Ve bizler biraz güleceğiz. Biraz eğleneceğiz. Ama biraz da düşüneceğiz. Hep birlikte bu sorunları çözeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah Allah'ın izniyle bu ülkeyi güçlü bir ülke haline getireceğiz. Düşmana korku veren bir ülke olacağız. Dosta güven veren bir ülke olacağız. Hep beraber, hep birlikte. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi derneğin 4 yıl önceki açılışında da bir konuşma yapmışız. Yeterince konuşuyoruz. Bizim bundan sonra yapmamız gereken Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği'ni daha fazla desteklemek. Elif Demirözen kardeşimizi çok daha büyük ölçüde desteklemek. Ve az önce gözlerimiz yaşanarak izledik çocuklarımızın yaptıklarını. Çocuklarımızın elinden tuttukça, onlarla birlikte oldukça, sizlerle birlikte oldukça çok daha güzel günler Bandırma'yı bekliyor, bizi bekliyor, Çınarlı Mahallesi'ni bekliyor. Ama burada en büyük destek ailelere düşüyor. Sizlere düşüyor. Bakın sorunlar yaşanıyor mahallede. Lütfen ama lütfen çocuklarımıza sahip olalım. Onların nereye gittiğine, ne yedip içtiğine bakalım. Uyuşturucu bedasından uzak tutalım çocuklarımızı. Lütfen belediyemizle, emniyetimizle, sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapalım. Bu belayı başımızdan def edelim. Bandırma daha güzel olsun. Çınarlı Mahallesi daha güzel olsun. Çocuklarımız daha güzel bir geleceğe hazır olsun. Çocuklarımız burada çok sabırsızca bekletiyor. Ben fazla uzatmıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Belediye Başkanımız Dursun Beyze'ye çok teşekkür ediyorum. Dönüşüm, değişim, değişmek aslında güzel bir şey. Hayatın olmazsa olmazıdır değişim, dönüşüm. Düşünseniz ya, bir tırtılı elinize almaya korktuğunuz, bir kelebeğe dönüştüğünü düşünün. Rengarenk kanatları, rengarenk çiçeklere konduğunu düşünün. Ya da kuru, kara dikenli bir tohumu düşünün. Elinize almaya korktuğunuz, onun nasıl bir ulu çınara dönüştüğünü, insanlığın gölgesinde dinlendiğini düşünün. Ya da anne karnındaki bir bebeği düşünün. Nasıl bir sevgi yuvana dönüştüğünü düşünün. Dönüşüm güzeldir. Hayatın ta kendisidir dönüşüm. Ama dönüşüme biz insanlar el attığı zaman İşler bazen istediğimiz gibi gitmez. Nasıl mı? Gelin beraber izleyelim o zaman. Elinize gelin.
şu kıza ben ya. Bütün yerlere yapıştırdık. Allah Allah. Bütün yerlere yapıştırdık. Evet efendim. Ne yapıştırmışsın orayı bana? Okusaydın anlardın ne yapıştırdığımızı. Araban nerede oğlum ben nerede? Ne yaptın ben arabamı? Ne bu ne kurdun? Benim araba cihazım bu bana. Ya bu ne kurdun kardeşim? Asla ben çok gülüşüm bir gülüşte geldim. Bir araba cihazımı. Çok duyuyordunuz biz bir arabamızı. Yasak bana. Kardeşim yasak. Burada at arabası el arabası koymamız yasak. Hem bunu ben demiyorum. Yönetmelik diyor. Yönetmelik de nedir bana? Ya kardeşim git işini meşgul etme beni. Gel bana konuşuyorum. Ah be. Ya bu doğru yönetmeli. Bizden farklısı da ister zaten. Benim süvenme şey mi lan yavrum? Vurduncu! Vurduncu! Efendim, yine aldıcı olduk. Rica ederim. Allah Allah! Arkada yoktu ya! Şimdi nereye gitti bu? Çok koşamam be ya! Arkada mı var ya? Ne yapıyorsun be ya? İyi dedik ya be ya! Beni kimlik kaybetmiş, bu ortası gibi ne aranırsın be? Arttır arttır! Hiç sorma be Cemal Ege, hiç sorma be! Ya bakalım neye gerek verdik, bağlamadık! Bu uzun açmış! El aşam tabi! Güzel bağlasana sen bu kasa! Ya mahallede bağlamazdım ben bu hayvancağızı. Yapmaz benim çumurum böyle. Baktın mı Mera'ya? Mera'ya koşun Mera. Nerede bu evde livatresi kaldı? Ne şeyi kaldı? Gören mi yok? Soruyan mı yok? Bu bir sipariştimiz vardı. Bir şey mi bakalım bence bu ne be? Sen de düşün bakalım. Neredir bu ya? Buldum Cemal Aga buldum. Muhakkak benim kara şoförüm bir kadın peşine takılıp gitmiştir be. Dur be! Senin beygin ürmeye yer alan sensin. Tarıya kıza gitti. Dur lan be! Her gün ut yemekten hayvan eşek sıpasına döndü. Sensin tarıya kıza gitti. Aslan kelebeklikten etrafında uçuşurlar. Kurmaya yer alın. Sensin o benim kare kıza gitti. Hadi be! Ben onu karacı beyden aldım. Ağrı lan! Abi, o sulu şampiyon, şampiyon! Yok şampiyon, o bakma. At yarışı koşuyor. Biraz yaşlandı öyle gösterir. O İngiliz o, sap İngiliz. Ne demiş atalarımız? Ne demiş? Bilmiyor musun sen? Atalarımız demiş, bilmiyor musun? Ne demiş? Alman'ın Mercedes'i, İngiliz'in beyinleri demiş, beyinleri. Ben İngiliz'ini, Alman'ını anlamam. Ama senin beygin saf oldu, doğrudur. Baksana, naşmak için bugüne kadar beklemiş ayma. Hadi oradan be. Sen be. Senin dümenin ki. Sen be. Bakalım ne var, süpür kendine. Sen dağılır ilgin arama. Kara şoförüm, adam benim beygimde dalga geçiyor. Biz ekmek parasındayız. Kara şoförüm, kara şoförüm. Bak, benim sepetime süpürgeme vurursun sen he. Şimdi görürsün sen ben. Ben senden nasıl kafa yapacağım? Manidap geçeceğim. Görürsün şimdi be. Üf be, arkada da yok bu hayvan be. Kim bilir nerede bu hayvan be? Asol, nerede? Asol. Hadi be ya, git içine. Gel be, gel be. Hadi be. Yaklaş, yaklaş. Makara yapma beygirimle. Yapma, gelsen gel. He, hadi üstüne bakalım. Beygirin aklına bir şey söyleyeyim. Üstüne bakalım, hadi bakalım. Bak şimdi, akşam yengen Bakkal Ahmet'e gitmiş. Bir halka sucuk almış. Parası da ucuz geldi bana. Tadı da bir değişikti. Geçenlerde Nasip Bey'i biliyor ya. Hani başına gelenleri kestiren sucuk yaptılar. Bu lan senin karışık bak. Allah! Sizden bak Allah! Ağzına sığırlar. Sizin inşallah. Dur gidip ulaş alalım. Hadi ben. Hadi. Dur atalım. Aklına aldım. Maytap geçirim sende be. Maytap benim be. Tabii. Kahpa yaparım sende.
de baştan geçelim ben. Senin ben yapacağım dümenizden yerine süpürgenin teli bas. Hasan bu nedir be? Ne oluyor bu millete be? Elime yeni yeni küfürler çıkıyor. Oğlum elime süpürgenin teli bas. Oğlum Hasan iyi misin sen? Hadi beygir kaçtı gitti. O kafayı kaçırırsın. Demin kafayı yedin be. Hey Cemal Aga, Cemal Aga. Ben senin namlayacağımı ilan koymuşsun bilirim. Ama bak benzer bir gücüm vardı. Elbet sen de mağdur etkiniz. O zaman ben senin namlayacağım dilden kıvretmesini bilirim. Alacağım olsun Cemal Aga, alacağım. Alacağım olsun, alacağım olsun da. Çok korktum ben de. Elime süpürgenin teli batacak diye. Hadi be. Senin dümenik yer. Makaron ne yaparsın? Dümeninde. Biz daha bir ilgiler ona gideceğiz. Hadi. Ara. Dur be. Dur be Hasan. He. Ne oldu ya be? Gelme gelme. Senin beygin mahalle demiş be. Dur be. Kusura mahallede. O abi adamların orada bir iddiacı var ya. He. Bizim Sami oraya bağlamış. Kazığa bağlamış onu. İddia oradan be Hasan. O. Şimdi mi söylüyorum be? Hasan. Biz zaten bir altı beygin varız. Mahalle gibi değildir burası be. Muhabbeti az olur. Boğulduğunda keyifli olur be Hasan. Dur bir şey deme. Alacağım bir üstüne koyarsın. Hadi nasıl? La bana tahsil yaptı onu, bayıldı bayıldı kızan be. Bana sütçü beygiri yutturacak. Yok şampiyon mu şampiyon? Yok yarışası mı şampiyon lan be? Bizim İsmail daha değişmedi be. Ulan İsmail kurtuldu beni be. Ulan İsmail aldattı be. Ulan Allah'ım ışıttı be. Allah Allah. Ulan İsmail. Ulan ben olacak bu halimiz be. Ulan İsmail hiç akıllanmadı. Hiç. Bu sepetin köşesine dönmek için asma nisip edin bu bandan. Ah bu bacım ah! Bizi doyurmak için köy köy dolaşırdın. Sen sen dolaşırdın. Sen eve gelince bayram olurdu bayram. Biz yiyince senin tanrın duyardı. Ay bir de doğurmuş be bu bacım. Ah bu bacım ah! Yanımda olsan da yine sazları ayağıma fırlatsan. Ulan sazları dağıtma diye bana bağırsan. Ne iyi olurdu ah bu bacım ah. Eylene be bağlı da be bak. Ben bu yerde duramam. Bakar olası, bakar olası. Ne yapıyor be kadın? Üstümü başımı leş gibi yaktım be kadın. Sabah sabah ne bu be? Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Biz senin bu kadar sazlardan rahatsız olmuyorken her yeri böcek sardı. Apartman şampiyonlar ligine döndü. Kızanlar böcek yarıştırır. Ne böcek be? Böcek böcek değil. Ben her gün kükürterim onları. Sen dersin böcek. Böcek değil, onlara sinek bile bulmaz. Hadi buradan be. Yönetimi istemiyor musun zaten? Yasakmış kapıların önünden de. Hadi buradan be. Yönetici yasakmış oraya. Okumadın mı? Gördüm yok bunu. Oku bakalım ne yazar? Ne yapacak ki? Sepet süpürge yapılır. En çok alımlarda da at arabasınlar peşini. Öyle yazar. Orada kapılağın önlerinde sepet, süpürge yapmak yasakmış yazıyormuş. Ya, yalan atarsın. İstemezsin benim burada sepet, süpürge yapmamı o. Al söylesin öylesin. Ne yalan atacağım sana be?
O ana 25 çocuk var malum. Kusam derken zaten biz zor suarız. Hem bir de sepette şimdi yayı koyarsak. Tabu! Bana ne mi? Ne? O kız anlayayım bir kere, sanatçı olacak. Sanatçılar gidecek saatleri kadar çalışır. Siz sanattan ne anlarsınız? Sanatçı biz anlamayız. Gel anlamaz. Çok sanattan başlar. Evet, biz anlarız sanatta. Abi tabii belli belli. Dün gece senin çocuk Mozart'tan mı çaldı be? Bilmezsiniz bu uzaktır. Kim o be? Bak ben sana anlatayım da gör. Duy, o benim Balıkesir'den akrabammış. Gider söylerdi. Ya aynı zamanda benim gibi o da sepet süpürge yaparmış. Ne arasına düğünlere gidermiş, grup çalarmış. Aman yavrum biri gelmiş. Almış vurdu kuşunu kolundan getirmiş memlekete. Çok ünlü olmuş canım. Heykelini bile dikmişler buna heykelini. Ya. Benim kız hanım değil çalar gibi. Aynı Mozart gibi. Senin kız hanım biraz Mozart gibi çalar. O da kim be? Ne bak onu da bilmezsin. Tanıyamadım. Ya. Mozart'ın amca oldu. Bütün dünya çalar onun besteleri. Sabah ayrı çalar. Akşam ayrı çalar. Ya. Nedir o be? Seni sar. Zor. İşte senin kızan da böyle çalar. Bütün gece dinlerim sayenizde. Kadın da elime süpürgenin telif atacak. Ne oluyor bu millete? Cemal Ağa, bilmem bilmezdin ağlayacağım giden küretmesini. Ama edemem. Kentsel dönüşüm var. İlla cengeliri senle mahallede. O zaman ederim sana. Ağlayacağım giden küsün. Alacağın olsun. Dönüşüm almışlar. Bizi bayağı boşlu yapacak. Hadi hayırlısı. Adına bak ya. Sabah sabah afyonunu benden patlattı be. Bir de böceklenirmiş. Ne böceği be? Ne böcek? Gülteri bunlar ben be. Böcek böcek yok burada be. Sabah sabah benim kafamı bozdular be. Hekimle bir sepet yapayım dedim. Zaten Bandırma Beyliği Başkanı benden beşlik bekliyor. 150 tane süpürge getirmiyor be. Cemal Ağa vereceğim paranı diyor, getir diyor. E aklı belediye başkanı aklıdı. Bunlar var başlıyor. Kumari, 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 k
ederim be çocuklar be. Ellerinize sağlık be çocuklar be. Ay şöyle be. Gezdim yerine geldim. Hadi yapalım. Thank you.
Thank you.